Mesela Cumhurbaşkanı başka bir şey daha söylüyor. Emin şu önemli. Enflasyonun yılbaşından itibaren ciddi bir düşüş sürecine gireceği bir dönemin eşiğindeyiz. Ve Cumhurbaşkanı hala zincir marketlerdeki ile ilgili çeşitli yaptırımlardan uygulayacaklarından bahsediyor. Şimdi bu iki görmüşsündür sen de. Ortaya konan ithamlar yakından takip ediliyor. Ortaya konan ithamlar dediği biliyorsun bizzat Cumhurbaşkanı'nın kendisi. Kendi ithamları. Devlet Bahçeli de hatta FETÖ bağlantısı ithamıyla yani FETÖ bağlantısı ithamıyla suçlayıp hangi zincir marketi FETÖ ile suçluyor acaba diye de sen düşündün mü? Ben de düşündüm. Bazı ipuçları var. Düşünmeye gerek yok. Ticaret Bakanlığımız önümüzdeki günlerde yeni uygulamaları devreye alacak. Yani biz bu zincir marketlerle ilgili sanırım son 2 senedir ben en az 10 tane açıklama gösterebilirim sana devreye alacak. Hatta biliyorsun cezalar verildi filan. Ama Cumhurbaşkanı bir önceki açıklamasında Türkiye'de enflasyonun yüksek olduğunu kabul ettikten sonra zincir marketlerde fiyatlar niye yüksek diye sorması bir şey, bir çelişki. Ama neden bu çelişkiyi açığa çıkarıyor? Emin, topluma bugün gördün mü bilmiyorum. Özlem Gürses, Fatih Portakal, Adalet ve Kalkınma Partisi toplantısına katılmışlar ve oradaki havayı yoklamışlar. Ve insanlara şeyi sormuşlar. Fiyatlar neden pahalı? Market. Çünkü marketler demiş insanlar. Enflasyon dememişler bak marketler demişler. Cumhurbaşkanı fiyatların yüksekliğini kendi tarım politikalarının başarısızlığından. Çünkü çiftçi eğer mazot ucuz olsaydı, eğer çiftçi desteklenseydi biz eminim domatesi çok daha aşağı bir fiyata yiyecektik. Bunlara bağlamıyor. Faiz politikasının başarısızlığına bağlamıyor. Türkiye'deki sanayideki başarısızlığa bağlamıyor. Kredi sorunlarının hiçbirisine bağlamıyor. Yani ekonominin temel sorunlarına bağlamıyor. Neye bağlıyor? Zincir marketlere bağlıyor. Ve yine yaptırımdan bahsediyor. Mesela bugünkü kabine toplantısının çıkışında. Niye bunu yapıyor? Çünkü kendi yaratmış olduğu, Cumhurbaşkanı şöyle bir yeteneği var. Kendi yaratmış olduğu sorunları hep başkalarının yarattığına yönelik bir havale etme stratejisi var. Ve seçim döneminin en önemli gündemlerinden bir tanesi de ekonomi olacağı için kendisine oy veren kitleye eğer domatesin fiyatından şikayetçi misiniz? Peynirin fiyatından şikayetçi misiniz? Bilin ki sorumsuz zincir marketler demek için. İşte bu şu anda kimi gerçek? İşte EYT bir gerçek. EYT açılımı yapacaklarını da söyledi Cumhurbaşkanı kabine çıkış sonrasında. Kimi biraz önce söylediğim gibi bir tür hayal ortamı yaratarak, yani zincir marketler yüzünden, şu yüzünden, bu yüzünden diye bir takım hayali düşmanlar yaratarak Türkiye'yi seçime doğru götürme konuşmasının bir aşamasını daha bence kabine toplantısından sonra gördük. Ama emin bir gerçek var bak. Ne kadar peynir biliyor musun? Bak bugün buraya gelmeden ben biliyorsun gelmeden önce özellikle bakıyorum havayı. 150 lira peynir emin. Yani ucuzluk marketlerinde şarküteri reyonunda 150 lira. Normal 170 lira, 180 lira, 200 lira peynir. 1 kilo peynirin asgari ücret kaç kilo peynire? Düşün. 200 liradan sayarsan veya 180 liradan sayarsan ortalama diyelim ki 180 küsür liradan saydın. 30 kilo peynire çalışıyorsun. Günde 1 kilo peynire çalışıyorsun emin. Fiyatlar böyle. Alım gücüyle belirleyeceksek böyle. Türkiye'de böyle bir derin ekonomik krizden Cumhurbaşkanı kendi yaratmış olduğu derin yoksulluk uçurumundan gene kendisinin çıkarabileceği izlenimi vermek için işte o gazeteci arkadaşlarımızın katıldığı toplantılarda insanlar evet ekonomik kriz var ama bizi bu krizden herhalde Tayyip Erdoğan çıkar diye düşündürtmek için bu açıklamaları yapıyor. Ben böyle düşünüyorum. Şimdi burada bir önemli noktanın da altını çizelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın senin o cümlenin arasında söylediğin şeyi yapma gücü medyanın büyük kesimini saray medyası haline getirmiş olmaktan kaynaklanıyor. Bir de tabii Galaktik İletişim Başkanlığı var. Bütçesi %99,8 oranında 2023'te artırılıyor. Neden artırılıyor? Çünkü önümüzde seçim var. Cumhurbaşkanı bütün ben bu iktidar teflon iktidar demiştim yıllar önce. Gerçekten de öyle. Hiçbir şey yapışmıyor dikkat edersen Barış. Yani bütün kötü şeyleri başkaları yapıyor. Bütün iyi şeyleri Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Bütün kötü şeyleri Kemal Kılıçdaroğlu yapıyor. Bütün iyi şeyleri Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Bütün kötü şeyleri dış güçler yapıyor. Bütün iyi şeyleri Recep Tayyip Erdoğan yapıyor. Dolayısıyla
bir çeşit teflon iktidar. Kötü hiçbir şeyin yapışmadığı, iyi şeylerin de içinde piştiği bir teflon iktidarla karşı karşıyayız. Teflon tava gibi bir iktidarla karşı karşıyayız. Örneğin her şeyi dış güçlere bağlıyor. Birkaç cümleyle bu konudan da konuşalım istiyorum. Son dönemde bir şey görüyoruz. İktidar paraya sıkışınca ne gördük? Rusya'dan para geldiğini gördük. Suudi Arabistan'la barışıldı, para geldiğini gördük. Birleşik Arap Emirlikleri'nden para geldiğini gördük. Katar'dan yeniden para geliyor. Açık açık söyleyelim. Dış güçler Recep Tayyip Erdoğan'ı seçtirmek için Türkiye'deki sürece, ekonomik sürece müdahale etmeye çalışıyorlar. Evet. Bunu CHP için veya İYİ Parti için yapsalardı, olsaydı iktidarda, onlar için yapılsaydı, onlar varken iktidarda yapılsaydı, Recep Tayyip Erdoğan'ın meydanlarda ne diyeceğini biliyoruz. Dış güçler, bakın dış güçler yardım ediyor, bakın dış güçler yardım ediyor diye. Türkiye'ye gelen para gerçekten de Türkiye'ye gelmiş olsaydı bu Türkiye için iyi bir şey olabilirdi. Ama Türkiye ekonomisinin düzelmesi için dışarıdan gelen paranın niye bu ülkeye geldiğinin de sorulması, nereye geldiğinin de sorulması, ülkeye faydasının sorulması lazım. Bunun gelme nedeni Türkiye'ye Recep Tayyip Erdoğan'ın seçilmesini sağlamak. Başka hiçbir şey yok. Evet. Putin bunu istiyor, Suudi Arabistan bunu istiyor, Katar bunu istiyor ve Türkiye'deki seçimlerde Recep Tayyip Erdoğan'ı desteklemek için hiçbir yatırıma gelmeyen, hiçbir üretime de gelmeyen, Türkiye'nin ekonomik dengelerine katkı sağlamayacak olan bir parayı neden verdiklerini de ne karşılığı verdiklerini de bilmeden biz hesabımızda görüyoruz. Birincisi herhalde bu parayı bir süre sonra geri almak için veriyorlardır. Babasının çünkü, oğlu olmadığımıza göre. Çünkü maalesef sen de biliyorsun Cumhurbaşkanı da zaman zaman o hukuku hatırlatır, kan parası diye bir şey vardır biliyorsun. Maalesef bazı insanlar yapmış oldukları hukuki, aslında hukukta karşılığı olan hataları kan parası vererek kurtulmaya çalışırlar. Umarım Suudi Arabistan veliahtı, Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde olan konsoloslukta işlenmiş olan cinayet daha fazla uluslararası kurumların gündemine taşınmasın diye bu paraları getirmiyordur umarım. Umarım, emin, bunları soru olarak soruyoruz. Umarım dış güçler, Katar'ı, Suudi Arabistan'ı, Rusya'sı, dış güçler, onlar da dış güçler. Tabii ki. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nin tabii ki hem batıda hem doğuda, hem kuzeyde hem güneyde bağımsızlığını savunuyoruz. Umarım dış güçler Tayyip Erdoğan bu seçim sürecinde atlatsın diye bu paraları Türkiye'ye getirmiyorlardır. Çünkü Cumhurbaşkanı defaatle söyledi. Biz kimseden borç istemiyoruz, borç ekonomisine karşıyız, borç almayız, borç almayız, borç almayız. Çünkü bizim ekonomimiz mükemmel, böyle paraya da ihtiyacımız yok dedi. Umarım Cumhurbaşkanı doğru söylüyordur. İhtiyacımız yoktur. Ama bu haliyle baktığında biraz tablo başka türlü görünüyor. Öyle anlaşılıyor ki mesela Emin, neden EYT'liler, böyle bir sorun var yok tartışmasına girmiyorum bak. Neden EYT meselesini Cumhurbaşkanı yok demişti çünkü bir dönem hatırlarsın. Neden şimdi kabul edip seçime yakın çözmeye çalışıyor? Mesela neden bir sene önce çözmedi? Değil mi? Bir senedir neredeyse her gün konuşuyoruz. Neden sözleşmeli personel meselesini? Bu arada çözüldüğü de tartışmalı çünkü insanlar bize yağmur gibi mesaj yağdırıyorlar. Evet. Bu konuda hani... Görüyorum şu anda ben evet, de okuyorum. Bizi de yağdırıyorlar. Şunlar hariç, bunlar hariç, bunlar hariç şeklinde. Neden bu konuyu şey yapmadı? Dostlar koltuğum gidiyor. Çünkü seçime yakın bunu. Neden yapıyor ısrarla? Çünkü sebep seçim. Sebep vatandaşın sorununu çözmek. Sebep ekonomik dengesizlikleri çözmek değil. Bakın çok basit bir şey. Cumhurbaşkanı'nın sözü şöyle bitiyor. Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır ve metanet bekliyoruz. Kabine toplansın, sonu bu. Sen bu cümleyi son yıllarda kaç kez duydun ya? Herhalde saysaydık bayağı uzun bir yani, tarih listesi gerekirdi. Siz ülkenizdeki asgari ücreti açlık sınırının altına çekerek ve aylardır, hele hele son bir seneden fazla süredir ağırlaşmış bir şekilde bu tabloyu insanlara yuturarak daha ne kadar sabır ve metanet bekleyeceksiniz? Hepsini geçtim. Diyor ki Emin, gene zincir marketlere geleceğim.
Ticaret Bakanlığımız ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir. Kamuoyunda huzursuzluğa yol açan her rahatsızlığın üzerine gitmek bizim görevimizdir. Gerçekten mi sizin göreviniz mi? Öyleyse neden yani bu zincir marketleri 2 senedir şurada sürekli konuşuyoruz? Olmadı. Hepsini geçtim. Ya bütün bu rakamlar, Cumhurbaşkanı ne dedi? Ben bunu çözeceğim dedi. Hatırla, 1 sene önce tarım kredi kooperatifleri açıldı. Sayıları artırılacağını söyledi. Hatta metrekare verildi biliyorsun. Şu kadar metrekare olacak, şu kadar raf olacak. Cumhurbaşkanı gitti. Nasıl bir alışveriş yapıyorsa koliyle gofret attı. Hatırlarsın alışveriş sepetini. Ben yıllardır kendi alışverişimi yapan bir insan olarak öyle bir alışveriş bilmiyorum. Tarım kredi kooperatiflerindeki fiyatlara bakıyor musun Emin? İnsanlar bize atık gönderiyorlar. Cumhurbaşkanının FETÖ'cü dediği, Cumhurbaşkanı yani Devlet Bahçeli'nin açıkça FETÖ imasında bulunduğu. İşte Cumhurbaşkanının altında başka şeyler var dedi. Kimilerinin darbecilik bilmem necilik de suçladığı,